Aa, ne güzel gülen surat. Bugün buyurun. Çok mutluyum. Teknik etaba kaldığım ilk defa bu kadar mutluyum. Çünkü iyi bir rakibiniz var karşınızda, evet, o yüzden. Ve sinir harbi olmadan yarışacağım ya, için çok tabii, mutluyum. Anladım, aynen öyle. Doğru söylüyorsunuz. Çok Ünal mutluyum. Bey için de aynı şey geçerlidir herhalde, büyük bir ihtimalle diye düşünüyorum. Tabii ki. Elmalı kurabiye yapacaksınız ve 40 dakika süreniz var. Gayet güzel bir şekilde yapacağınızdan eminim. Her ikinizin de çok usta olduğu alanlar bunlar. Bizim açımızdan da hem izlemesi hem de jürimiz için de tadımı güzel ve keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Lütfen tariflerinizi dikkatlice okuyun. Siz dikkatlice okuyun. Sizin için büyük puntolarla yazıldı. Emin olabilirsiniz Ünal Bey. Çok yorgun olduğunuzu biliyorum. Ama çok az kaldı. Sürenizi şimdi başlatıyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bugün teknik etapta Mehmet Bey ve Ünal Bey birbiriyle yarışacak. 40 dakika içinde elmalı kurabiyeler yapmaları gerekiyor. Günün sonunda jüri kimin tarifini tattığını bilmeden değerlendirmesini yapacak ve bir yarışmacıyı eleme adayı olarak seçecek. Bakalım günün eleme adayı kim olacak? Bugün teknik etapta elmalı kurabiye yapacaklar. Aslında çok basit bir tarif. Birazcık el yeteneği gerektiriyor. Biraz kurabiye hamuru tutmak her zaman olduğu gibi ve iç harcı, elmalı iç harcı düzgün çalışmak. Yani çok fazla pişirirlerse pelte olur gider. Gereğinden az pişirirlerse çok diri kalır elmaları. İç harcını doğru kıvamda yapmaları, iyi aromalandırmaları ve düzgün bir el işçiliğiyle o şekli verip tam kıvamında pişirmeleri lazım. Finale sadece bir adım kaldı ve 3 kişi finale gidecek. Bugün çok önemli günlerden bir tanesi. Bugün kendini kurtaran yarın da kurtarıp direkt kendini finale atabilir. Yarışmacılar hiç vakit kaybetmeden hazırlıklarına başlıyor. Mehmet Bey kolay gelsin. Teşekkürler. Böyle bir düelle görülmedi. Gel öpeyim. Bol şanslar. Teşekkürler. Hayırlısı. Güle güle oynaya oynaya gidelim. Ben öyleyim, söyledim zaten. Kavgasız görüntüsün. Aynen öyle. Gibi. Kavgaya ne gerek var? Evet. Bu dünya büyük, hepimize yeter. Yarışmacılar bugün teknik tarifleri için öncelikle kurabiye hamuru yapıp dinlendirecekler. Ardından elmalı, tarçınlı ve karanfilli iç harçlarını soteleyecekler. Mehmet Bey ile teknik etaba kaldık. Elmalı kurabiye yapacağız. O çok memnun benle tekniğe kaldığından, kavgasız, gürültüsüz, sinirlerim bozulmadan dedi. Eleme adayı da olsam hiç önemli değil dedi. Çok mutluyum seninle kaldığıma dedi. İyi hayırlısı. Yarışmacılar elmalı harçlarını pişirirken dinlendirdikleri hamurlarından bezeler yapacaklar. Ünal Bey ile yarışacağız. Hayırlısı olsun bakalım. Umarım neşeli, güzel ve tatlı bir teknik etap geçecek. Şimdi yapılacak olan çeşitinin adı elmalı kurabiye ama o kadar basit bir şey değil. Çok güzel bir hamur tutmak gerekiyor ve sonrasında da böyle ecik bücük değil, çok düzgün bir ay biçiminin verilmesi gerekiyor. Gerçekten de bugüne kadarki tekniklerdeki belki de en zor tarif, çok da lezzetli bir tarif, içi elma dolu. Bu zor tarife iki sıkı yarışmacımız var. Birazdan göreceğiz bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Nasıl gidiyor kardeş? İyi, fena değil. Niye iki tane de yapıyorsun? Azalttım. Yani ustayım diyorsun. Estağfurullah. Doğru, haklısın ya, ben de öyle yapıyorum. Ben öyle yapsam kopya, istemiyorsan yapmam bak. Hayır, benim isteyip istememle ne ilgisi var? Senden gördüm, ikiye alıyorum. Yani benden gördün diyorsan yapmam. Ben üçledim. He? Üçledim. Hadi be, yeme beni. He? Nasıl işliyorsun, yalan söyleyemem. Üçledim. Hı. Sen ne anladın? Üçledim yani, hamur açtın da içini koydun anladım. Yok canım, üçledim. Mehmet Bey güzel arkadaşım, benim gibi böyle kavgayı, gürültüyü sevmeyen bir arkadaş. Onunla kaldık. Yani hayırlısı, ne diyelim, güzel güzel, efendi yarışacağız tabii ki. Ben bugün çok mutluyum, şeyden mutluyum, yani Ünal Bey'le kalmaktan çok mutluyum. Yani keşke kalmasaydık. Tabii de
şey yani kaldıktan sonra da ben acayip mutluyum Ünal Bey'le kalmaktan. Bu tarifi ben geçenlerde bir konsepte yapmıştım şey aynı bu şekilde. Şey sucuk konseptinde yapmıştım. Yarışmacılar hazırladıkları bezeleri ince ince açıp hamurun ortasına uzunlamasına 4-5 çizik atacaklar. Son olarak da harcı ekleyip rulo yapacaklar ve pişirecekler. Bu tura İhsan'la çıkmak isterdim. Onu eze eze yenmek isterdim. Şu an seyirciler içlerinden bir, yani izleyenler bir sürü şey söyleyebilirler ama burada yaşananları biz zaten çoğu farkında biliyor. Her iki yarışmacı da bugün tariflerinde neredeyse başa baş ilerliyor ve ard arda elmalı kurabiyelerini fırına verip heyecanla tariflerinin pişmesini bekliyor. Bana azıcık şey ya, bir yemek kaşığı. Bir tatlı kaşığı ver o zaman. Veririm, ben serpeyim, çıksın fırından. Zaten iki tane koyacağım, kime vereceğim? İki tane koysak yeter, iki tane, üç tane. Yani bizi şey bozmaz. Vermesen de kırılmam. Ya hayır, kırılmam vallahi. Vermezsem ben üzülürüm. Hayır, vermezsen de kırılmam. Hayır. Yani ver fırınayı alıp sırtımızı evimize götürecek halimiz yok. Yaşa, aynen. Çok yükseltme bence. Ben yükselttim, sen de yükselt. Hayır, benimkisi kaçta? 155'te. Olur mu? Normalde 170 diyor. Tamam da benimkiler pişti. Ben şimdi nemini almasını bekliyorum. Birden yanar, sararır. Sevmiyormuş kurabiyeyi, patlıyı. Bir bakayım bari. Açınca da havası gidiyor ya bu fırının. Yarışmacılar gözlerini fırınlarından ayırmayıp elmalı kurabiyelerinin pişmesini bekliyor. Ben çok neşeli, çok 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 mutlu bir teknik etap yaşadım ya. Hiç sinir harbi olmadan, elim ayağım titremeden o kadar bir konsantre oldum ki sanki gerçekten evimin mutfağındaydım. Ve işte hani işte ne bileyim evdekilere ya da gelecek olan bir konuğa birisine bir şey yapıyormuş zevkiyle çalıştım. Bugünkü teknik etapta yarışmaktan acayip mutluyum. Belki de bu teknik etapta mutlu olan tek insan bugün benim. Yarışmacılar sürelerinin bitmesine çok az zaman kala elmalı kurabiyelerini fırınlarından çıkartıyor. Ve süreleri dolan yarışmacılar sunum tabaklarını tadım masasına isimlerinin arkasına bırakıyor. Birazdan jüri gelip kimin tarifini tattığını bilmeden yorumlarını yapacak ve günün eleme adayı belli olacak. Ellerinize sağlık. Jürimiz ve konuk jürimiz tabii ki tadım yapacaklar ve karar verecekler. Buyurun. Karar verdiler. Daha az beğendikleri kurabiyeleri size gösterecekler. Ve sözü ben onlara bırakıyorum. Bol şans diliyorum. Elinize sağlık. Bugün bu kurabiye etabında, kurabiye tekniğinde üçümüz de çok net ve hızlı bir şekilde karar verdik. Çünkü hem iç harç hem kurabiyenin genel hazırlanma tekniği ve ortaya çıkan kıvamsal sorun ve sonuçlar bize bir tabağa zaten işaret ediyordu. Bugün teknik etapta üçümüzün de çok net tadımının sonunda daha az beğendiğimiz tabak bu tabak oldu. Ünal Bey. Ünal Bey, herkes tek tek fikirlerini ve yorumlarını söyleyecek ama direkt olarak şunu söyleyebilirim. Bilemediğim bir sebepten dolayı birazcık özensiz çalıştığınızı düşünüyorum. Çünkü içi çiğ kalmış hamurunuzun komple.
iç harç konusunda biraz tarçını kaçmış ama yine iç harcı kurtarır fakat iç çiğliği bariz. Bunun pişkinlik derecesi diğerine göre daha iyi durumda. Üzüldüm. Hak etmemiştim bu duruma geleceğimi. Ya hava biraz kalın da değildi de Mehmet Bey'inki çok inceydi. Daha iyi pişti. Benimki ondan azıcık daha kalındı. Yani 5 dakika, 6 dakika daha vakit olsaydı benimki de iyi pişerdi ama süre çok kısıttı teknik etapta. Aslında şöyle bir şey var. Hani bir yemek...